Peygamber aleyhisselam efendimiz yallah deyince sıçrayıp yol alan at istiyorum diyor. Uzun uzun sözler yıllarını boş işlerle eskitmiş insanlara anlatılır. Siz ise taptaze bu ümmetin bugünüsünüz. Henüz yıllarınız değil, belki de aylarınız bile eskimedi. Sizin için 45 dakika çok uzun bir zaman. Ben olsam hiçbir hatibi 45 dakika bu kürsüde tutmazdım. Sizden umuyorum, bekliyorum ki göz kirpiklerinden bile ne deneni, ne denmek istendiğini anlayacak kimliğe sahipsiniz. Çünkü sevgili genç kardeşlerim, ne sizin ne de sizi bağrında hasretle bekleyen bu ümmetin 45 boş dakikası yoktur. Haberiniz olsun. 45 boş dakika birilerinin dünyanın çevresinde bir uzay aracıyla 3 kere tur atmasına denk olduğu bir zamanda siz bir hatibe 45 dakika ayırmamalısınız. Dilerim Rabbim bu umudumuzda bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Ben hocama cevap vermiş oldum. Burada kaç dakika konuşacağımı. 45 saniyem de dolduğu için niye inmediğimi merak ediyorsanız henüz konuşmama başlamadım. Sadece arzı beyan ettim. Burada bana tanınan süreyi ne kadar kullanacağımı size açıklamak için giriş yaptım. Şimdi besmele çekiyorum. Sizden de saat tutmanızı rica ediyorum. Bakalım 45 dakika gerekecek mi sizin için? Belki benim için gerekir. Belki 45'ten fazla yılı geçirmiş, heba etmiş birisi olarak ben çok anlatamayabilirim. Ama siz inşallah taptaze beyinlerinizle, kirletilmemiş kafalarınızla çok daha çabuk anlarsınız diye umuyorum. Güzel kardeşlerim, çok konuşmamayı vaat ettik. Sizler de deneylerin yapıldığı bir okulda fen bilgisi öğrendiğiniz bir merkezdesiniz. Ben sizinle burada beraber bir test yapmak istiyorum. Şimdi tek tek cevap vereceğiniz durumda değilsiniz. Ben böyle sizden bir temsilciyi buraya alsam da hani onu sizin adınıza konuştursam mı diyorum. Ben dolaşsam mikrofon yapısı mümkün değil. Bana böyle çok da beni susturacak bir bayan olmasın. Normal konuşacak bir bayan. Soracağım, cevap verecek. 45 dakika aleyhinize işliyor. Bu seçimler yarım saat sürerse ben... Buyur. Ona mı bana mı? Bir mikrofon bulabilir misin? Güzel. Ben seninle bir test yapmak istiyorum. Sorduklarıma bu bayan kardeşlerin adına cevap vereceksin. Örtülü bir şey değil, korkma. Bu nedir? Elma. Emin misin? Elma gibi gözüküyor. Oldu mu şimdi? Elmadır, elma gibi gözüküyor. Hayır. Yıllar sonrasını görsün istiyorum hocam.
Tutunca ben de gördüm zaten. Bu nedir ablacığım? Bir elmadır. Teşekkür ederim. Bu yenir mi? Bu kimin? Şu anda benim. Doğru, haklısın. Bir ay önce kimindi? Adını bilmiyorsun ama Antalya'da bir sera sahibinin de. Yetiştiricinin de. Güzel. Bu nasıl ürüyor sence? Bence elmanın tohumu olmaz. Antalyalı değilsin herhalde. Belli oldu. Nerelisin? Bingöl'de elma ne arar, haklısın. Ziraatla ilginiz yok. Doğru. Ama elma tohumdan olmaz. Buğday tohumdan olur. Ablaya destek verecek bir bacısı var mı? Efendim? Elmanın çekirdeği olurmuş. Ben o zaman bu çekirdeği ispat etmek için alet de getirdim. Bunu sence ortadan kesebilir miyim çekirdeğini çıkarmak için? Ya becerimi nereden biliyorsun sen? Bismillah diyelim, bakalım. Bir gelir misin? Yok, tadına bakmak yok. Neresinde çekirdek? Ortasında. Çıkarabilir miyim? Evet. Ben gözlüksüz görmediğim için. Bu mu çekirdek? Evet. Bunun ikisi arasında böyle gösterebilir miyim? Yüzde ne kadar hacim benzerliği vardır? %1000 oranında küçültülmüş. Bu bunun? Küçültülmüş. Yani şu aşağı yukarı 70-80 gram vardır. Bu zannetmiyorum, yarım gram da yok ama. Bunu sana hediye edeyim, bunu alıver bir zahmet. Yerine gider misin? Ben başka bulacağım çünkü. Adın neydi ablacığım? İffet. Maşallah. Büyük iddialı bir isim bu ama. İsim iddialıysa sen de buradasın değil mi? İnşallah. Bunu tekrar yapıştırsam elma olur mu? Olur. Satabilir miyim? Satamazsın. Niye? Satabilir miyim bunu tekrar yapıştırıp filan dedim. Otomobilin ikinci eli oluyor, cep telefonunun ikinci eli oluyor, elmanın ikinci eli olmaz mı? Ya çok felsefeye girdim. Bence cep telefonunu yapanı da o mükemmel yapan yaptı. Bir şey değişmiyor. Yani şimdi sen nasıl olsa Bingöl'de elma görmemişsindir. Bunu versem almaz mısın elma diye? Oradaki kameralardaki elma diye alırsın ama. Ya şimdi bu elmayı ben açtım. Hiç yemedim. Yani bunu ben pazara götüremem mi sence? Allah Allah. Destek olur mu? O ablam nerede? Destekçi abla. Yani bu pazara gitmez mi böyle yarısı kesin? Cevap ver. Mikrofonla cevap ver. Bak ben iki bayanın arasına girmeye korkarım ama ikinizin arasına gireyim. Bir dakika ben gireyim bak. Doğru diyor, satarım da elmanın kilosu 2 lira ise bunu 25 kuruşa satarım. Ya bak çöp fiyatına satarım diyor. Hanım ablalar, aramızdaki tartışma şu.
Bu böyle bir elmaydı. İçinden çekirdeğini almak için yardım elmayı. Bir ona, bir de bana bir çekirdek verdim. Tabii bunu size göstermem mümkün değil. Ancak parmağımın ucunda bir sivilce gibi duruyor. Sonra da bu elmanın piyasa fiyatının bozulup bozulmadığını sordum. Bu abla, ben sana bir şey söyleyeyim, gel. Bunu ben gidince o ablaya göster, kararmaya başladı o elma. Sen de yemezsin onu ona. Tamam, bak gördün mü? Bak kendi yemeyeceği ise satıyormuş. Buyur, geçebilirsin. Sonra dedim ki bu elmayı ben tekrar böyle yapıştırsam manavda götürüp satabilir miyim dedim. Abla da dedi ki o elma sürecini kaybetti dedi. Onu satamazsın dedi. Burada herhalde ikinci el elma satan bir manav çocuğu var. Anladığım kadarıyla. Bu manav çocuğu da olsun olsun onu ucuz fiyata satarım sen getir dedi. Otur otur. Sen piyasan anlaşıldı senin. Sen ikinci el elma satıyorsun. Şimdi ablalar, ben hanım ablamla, İffet ablamızla konuşacağım. Ancak 45 dakika sizin aleyhinize işliyor. Siz müdahale ettikçe, arkalarda gürültü çıktıkça ben süreci yeniden tazelemem gerekiyor. Mecburen uzuyor süreç. Haberiniz olsun. Bu bıçakla bu elmayı ikiye böldüm ben. Bu elma bir saat önce bir manavın önünde süslü dekorlu bir elmaydı. Abi kaç para bu diye fiyatı soruluyordu. Bu elma bıçaklandıktan sonra kimse bunun kaç para olduğunu sormuyor bile artık. İffet ablayla biz karar ettik ki bu bitti. Ya bunu ineğe vereceğiz ya da yani meyve suyu fabrikasına göndereceğiz. Tonu 10 lira mı 15 liraya mı kaça alırlarsa artık. Bu herhangi bir çiftçinin, İffet abla, herhangi bir çiftçinin elmam budur benim diye ambarında saklayacağı elma olma özelliği taşıyor mu artık? Taşımıyor. Ablalar taşıyor mu, taşımıyor mu? Zıtlık olsun diye taşıttıran mı var burada? Yok, o ses biraz hakkı yansıtıyor. Daha sonra yapacağım açıklamalarda o sesin kökleri var. Uzayda yok ama toprakta var. Peki İffet ablacığım, bunda herhangi bir şekilde elma dünyasını temsil edecek bir kabiliyet yok dedik. Değil mi? Halbuki bu yenebilir bir elma mıdır? Yenebilir. Şimdi ikinci seansa geçiyorum. O çekirdeği kaybetmedin değil mi? Benim gibi parmağın ucunu alman lazım. Hiçbir şey görünmüyor çünkü. Ama ben düşürmeyeceksin. Onu düşürürsen çok kötü olursun. Şimdi ablalar da dinlesin. Onlar hakem. Sen cevap ver. Bu kadar hakem içinde hak çıkmaz. Sen hakem ol, onlar cevap versin. Nasıl yapalım? Ama ben sana sorayım gene. Bir çiftçinin elmama bakın diyecek kabiliyeti yok. Yarısı gittiği için, bıçak yarası yediği için. Aynı çiftçi benim elma umudum budur dese, bu çekirdeği gösterse, yalan söylemiş olur mu? Neden? Çünkü bundan tekrar elma üretebilir. Ye bakalım onu. Hayır, toplar ki. Ne zaman? Seneye. Öbür sene. Öbür sene. Bunun geleceği kaç gün, kaç saat? Ya bu kadarlık da annem bundan hoşaf yapabilir seni. Bak hoşaf olur değil mi? Elma hoşafı olur. Bu bir çiftçi bana dese ki
Antalyalı babaları belki büyük oranda sera sahibi olan ablalar hakem. Bir çiftçi bana dese ki 50 sene sonra 1 milyon ton elma senin parmaklarının ucunda dese, bu söz yalan mı? Yalan mı değil mi anlamadım. Doğru. Doğru, güzel. Net şeyler konuşalım. Hanım ablalar, İffet ablamızın 10 sene sonraki 50 ton elma senin iki parmağın arasındadır sözüne katılıyor musunuz? Şu muzup sesler niye ses çıkarmıyor şimdi? Kalabalığa mı uydunuz? Burada bir muhalif ses var. Onları da dinleyeceğim sonra. Canım kızlarım, ümmetimin kızları. Şimdi beni dinleyin. 15 yaşıyla 18 yaşı arasında çekirdeklersiniz siz. Ben yarım asır geçirdiğim bu dünyada olsam bir elmasıydım bu ümmetimin. Bir darbe, bir bıçak, bir 28 Şubat, bir 12 Eylül benim gibi milyonlarca elmayı benim umudum değil diye ümmetin gözünden sildi, attı, götürdü. İffet ablam başta olmak üzere siz bugün Kur'an-ı Azimuşşan'a talebe olanlar, Resulullah diyor ki diye başlayan cümleleri aleyhissalatü vesselam ders olarak okuyanlar, Ebu Hanife'nin fıkhını öğrenmeye çalışanlar, bugün hiçbir işe yaramıyorsunuz. Yenmez bir şeysiniz. Çekirdeksiniz çünkü, siz yenmezsiniz. Ama ben şu mikrofonun karşısında, bu mikrofonlar 1000 tane de olsa, bunun karşısında çıkıp sizin içinizden bir kişi yarın ümmeti Muhammed'in asiyesi olarak bu topraklara Allah'ın nurunun inceyi bir müjdedir desem, vallahi yalancı değilim. İffet abla 50 ton elma parmaklarımın arasındadır sözünde doğrusun dedi bana. Evet deyince beğenmedim sözünü. Doğru de dedim, doğru dedi. Doğru mu? Doğru. Doğru. Halbuki bu çekirdek bu elmanın binde biri kadar da değil. Ama elma çekirdeği. Ama elmanın çekirdeği bu. Siz vallahi yemin olsun peygamber değilsiniz. Siz de biliyorsunuz. Ashab-ı kiramın kızları da değilsiniz. Hepimiz biliyoruz. İmam-ı Azam görmediniz. Yer gök buna şahit zaten. Siz Muhammed ümmetinin kızlarısınız ama. Bu çekirdek o demek. Ben bu çekirdeği buradaki yüzlerce kızımın eline tek tek koysam, bu nedir desem, babaları çiftçi olanlar bile, yani armut da olabilir, elma olabilir, kiraz olabilir, her şey üzüm çekirdeğine de benziyor. Siz göremiyorsunuz bile elimdekini. Benim tırnağımın da onda biri kadar değil. Ne olduğu bile meçhul. Ama bu elmanın içinden çıktı ya, bu binlerce ton elmanın umududur. Hanım kızlar, başınız açık da olsa, bugün Kur'an dersinden sınıfta kalacak bir puan alsanız da, bu sabah ve 20 sabahtan beri namaz kılmayan tembel biri de olsanız, ben size derim ki Asiye anamız da bir kere namaz kılmamış bir kadındı. Kraliçe olduğu için başı da açıktı. Bir kere la ilahe illallah dedi zaten, daha bir şey demedi.
Asi'yi de Mısır sokaklarında izleyenler Allah'ın belası olarak izliyorlardı. Ama Allah yeryüzüne indirdiği iman çekirdeğini onun kalbine koymuştu. Firavun bütün elma bahçelerini doğradı. Asıl çekirdeği Allah ona göstermedi. Asiye'den insanlık yine Allah'ı buldu. Bugün ümmeti Muhammed bu hale gelmiş olabilir. Suriye'sinde, Irak'ında, şurasında burasında üzerine bombalar fırlatılıyor olabilir. O elmanın içinden siz çıktınız. Siz bu ümmetin çekirdeğisiniz. Bu çekirdek bu elmadan çıktı. Siz elbette Kureyş'ten yetişmiş Hüveylid'in kızı Hatice değilsiniz. Bunu Allah da biliyor, kulları da biliyor. Ama sizin yüreğiniz açılsa, imkan gösterip de Allah bize inceleyebilsek yüreklerinizi, en kılcal damarlarınıza kadar Hatice binti Hüveylid olma hasreti vardır içinizde. Çünkü bu ümmetin kızısınız. Kızlarım, bacılarım, ümmetimin umutları. Bir Kur'an dersine çalışırken sakın sınıf geçmek için ders çalışmayın. Yazık edersiniz bu çekirdeğe. Kur'an'ın son umudu benim. Firavun her yeri işgal etmiş olsa bile benim yüreğime dokunamadı diye Kur'an okuyun. Otobüs durağında servisinizde cep telefonuyla girdi yaptığınız sayfanın görüntüsüne bakarken çekirdekliğinizi hatırlayarak bakın. Sakın sabah namazı kılarken cehenneme girmemek için sabah namazı kılmayın. Milyonluk bu şehirde şu saatte 17 yaşında arkadaşları mışıl mışıl uyurken Allah'la baş başa kalan son kızı bu ümmetin benim diye seccadenin başına geçeceksiniz. O zaman binlerce senedir insanlığın umutla beklediği, bütün insanlık için hayır olsun, bereket olsun diye çıkarılmış bu ümmetin bunca kahrolmuşluğu, sıkıntısı kaybolup gidecek, hiç merak etmeyin. Firavun'un gücü Asiye'nin imanını ezemeyecek. Ama siz kendinizi bize benzetirseniz 50 senedir hilafeti ezmiş bir toplumu benimseme hastalığıyla boğuşan yaşlılara benzemeye kalkarsanız akıbetiniz budur. İffet ablamızın elindeki çekirdekle bu bıçak darbesi yemiş, ciğerlerine kadar parçalanmış elma arasındaki fark, üzerinde umutların kalmadığı ile geleceğin milyonlarca kiloluk birikiminin bağrında saklı olduğu çekirdek arasındaki fark.
İffet ablacığım sana teşekkür ederim. O çekirdeği ne yapacaksın? Ciddi misin? Evet. Ne zamana kadar? Ben isterdim ki onun yerine ben yeşerene kadar diyesin. İffet ablaya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah onun meyve verdiği günü bize göstersin. Bir insanın meyvesi ise 7. torununda ortaya çıkar. Bunu unutmayın. Onun 7. torununda hemen ablalardan birini görür gibiyim. Muhabbetten vakit bulsa bana diyecek ki sen onun 7. torununu nereden göreceğim bu yaştan sonra? Vallahi göreceğim. Billahi göreceğim. Buluşmayacak mıyız bir gün? Buluşmayacak mıyız? Bütün bu çırpınışlarımız Peygamberimizin elinden bir bardak Kevser suyu içmek için değil mi kızlar? Buluşmayacak mıyız? Gelmeyecek misiniz? Şimdi size soracağım. Bu sözlerden sonra geri kalan 15 dakikamı kullanayım mı? Gerek yok diyen abla beni anladığı için söze gerek kalmamıştır. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ve bu çekirdeği İffet ablam kaybetmeyeceğinden eminim. Kızlar böyle şeylere çok dikkat ederler. Onu şimdi bir kitabın içine koy. Annesi de dokunmasın diye, buna dokunmayın diye not yazar üstüne. Ama kızlar, Trabzon'da kadınların peçesinin yırtıldığı günden beri de bu ümmet iffeti bekliyor. Ümmet de bekliyor. Ümmet de saklıyor. Bu müesseselere alın terlerini harç suyu olarak kullananlar da bekliyorlar. Mezarlarında zararı yok. Herkes bekliyor. Melekler de bekliyor. Sakın bu ümmetin tohumunun kıymetini bilmemezlik yapmayasınız. Siz kıymetinizi bilin. Yağıptaki melekler zaten sizi bekliyorlar. Altı şehitlerle dolu bu topraklar da sizi bekliyor kızlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.